Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden gerçekleştirdiği ulusa sesleniş konuşmasında Ukrayna ve İsrail'e destek için Kongre'den acil bütçe isteyeceğini duyurmuştu. O bütçenin detayları ortaya çıktı. Biden Kongre'den İsrail'e 14 milyar dolarlık destek verilmesini istiyor. Kongreye ABD'nin ulusal güvenlik ihtiyaçları için acil bir bütçe talebinde bulunacağım. İsrail ve Ukrayna'da dahil olmak üzere önemli ortaklarımızı destekleyeceğiz. Bu Amerika'nın güvenliği için nesiller boyunca faydalı olacak. Amerikan Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşmasında bu sözleri sarf etmişti. Biden, yeni Temsilciler Meclisi'nin başkanının hala seçilmediği ve Ukrayna'ya gönderilen yardımların tartışıldığı kongreye taleplerinin detaylarını iletti. Amerikan Başkanı Biden, kongreden 105 milyar dolarlık bir bütçe artışı talep etti. Bunun 61,4 milyar doları Ukrayna Savaşı için ayrılırken, İsrail için 14,3 milyar dolarlık bir destek belirlendi. Gazze'de dahil olmak üzere insani krizlerde kullanılması için 9 milyar dolarlık bir fon ayrıldı. Amerikan Başkanı Biden, Beyaz Saray'da Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'i de çağırdı. Charles Michel, dünyanın Avrupa Birliği ve Amerika Birleşik Devletleri arasındaki işbirliğine her zamankinden çok daha ihtiyacı olduğunu söyledi. Bugün dünya korkunç büyüklükte zorluklarla karşı karşıya ve dünya her zamankinden daha fazla bir şekilde bu zorlukların üstesinden gelmek için güçlü bir AB-ABD ittifakına ihtiyaç duyuyor.